Merhabalar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün Erasmus mülakatının bazı aşamalarından bahsedeceğim. Öncelikle Erasmus'a kaydolmanız için üniversitenizin web sitesini, özellikle Erasmus ile ilgili sayfasındaki duyuruları takip etmeniz lazım. Yabancı dilleri okulu varsa okulunuzda bununla ilgili web sitesini veyahut Erasmus'la ilgili özel bir duyuru yapılırsa bununla ilgili web sitesini takip etmeniz lazım. Tam her üniversiteye göre detayları değişiyor. Genel olarak hatlarını anlatacağım ben bugün size. Ama ufak ayrıntılar her üniversitede değişiyor. Öncelikle ben kendi gittiğim üniversiteden bahsedeyim. Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Dolayısıyla ben şu anda kendi üniversitemde yaşadığım, gördüğüm olaylardan bahsedeceğim. Genel hatlarıyla bütün üniversitelerde de zaten aynı oluyor. Buradan ufak bir çıkarım yapabilirsiniz. Öncelikle yazılı sınav oluyor. Bu yıl pandemi olduğu için 2021 Mart ayındayız ve maalesef hala pandemi bitmedi. İleride belki bu videoyu siz izlediğiniz zaman umarım bitmiş olur ama 2021 Mart ayında hala pandemi sürecinde olduğumuz için yazılı sınav online şekilde gerçekleşti. 40 soruluk bir sınav yapıldı ve minimum 20 tane doğru soru cevaplamamız gerekiyordu. Dolayısıyla 100 üzerinden 50 ve üzeri alan herkes ilk aşamayı geçmiş sayıldı. İlk aşama dediğim gibi biraz paragraf ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşan bir İngilizce sınavdı. Bunu geçtim. İkinci aşamada da speaking yani konuşma sınavı yapıldı. Bu da yine pandemi koşulları nedeniyle bizim okulumuzda Zoom üzerinden toplantı şeklinde gerçekleşti. Hocalarımız her öğrenciyi teker teker Zoom üzerinden toplantıya alıp konuştular ve bu iki nasıl diyeyim değerlendirme kategorisinde puanlar şu şekilde hesaplanıyor. Birinci yazılı sınavdan aldığımız puan çarpı 0,75 artı ikinci speaking yani konuşma sınavından aldığımız puan çarpı 0,25. Yani %75'ini yazılı sınavdan aldığımız not oluşturacak. %25'ini de speaking sınavından aldığımız not oluşturacak. Yaklaşık bir ay sonra sonuçlar açıklanacak. Dediğim gibi mülakatta da bana sorulan sorulardan bahsedeyim speaking sınavında. Öncelikle tabii ki İngilizce konuşuyoruz ve kendinizi tanıtır mısınız? Nelerle meşgulsünüz gibi şeyler söyleniyor. Burada genel olarak işte kendinizden, sevdiğiniz işlerden, hobilerinizden bahsedebilirsiniz. İkinci olarak konunun akışına göre rehber hocanız yani sizinle mülakat yapan hoca size konunun akışına göre kafasından rastgele soru da sorabiliyor veyahut bazen önlerinde liste oluyor, oradan bakabiliyorlar. Bana mesela birbirinden alakasız 3 soru sordu. Bunlardan birincisi internette çok vakit geçirir misin sorusuydu. İkincisi hatırlamaya çalışıyorum. İkinci sorduğu soru sence müzik eğitimi çocuklar için önemli midir gibi bir soru sordu. Tabii ki bunlar İngilizce hoca soruyor. Ben de İngilizce cevaplıyorum. Üçüncü sorduğu soru ise yanlış hatırlamıyorsam gideceğin ülke hakkında neler araştırdın veya gideceğin ülke hakkında neler biliyorsun gibi bir soruydu. Gideceğiniz ülke her üniversitenin her bölümüne göre değişiklik gösterebilir. Bunu dediğim gibi üniversitenizin ilgili sayfasından takip etmeniz gerekiyor. Bazen bana geldiği gibi alakasız sorular gelebiliyor. Bazen de konunun akışına göre hoca sohbet tadında mülakatı geçirebiliyor. Önemli olan hocaya İngilizce anlayıp konuşabildiğinizi kanıtlamanız. Onun dışında kendinizi çok kasmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Erasmus'la ilgili başka bir video daha çekmiştim. O zamanlar üniversitemi değiştirmeden önceki videomda onu da yukarıdan köşeden izleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da bu videonun altına yorum yazın. Zaten o yüzden tekrardan Erasmus videosu çektim. Çünkü her yıl o video çok fazla izleniyor Erasmus döneminde. Ben de yeni sorularınız olursa tekrardan bu videonun altında cevaplamak için yorumlarda yeni bir video çektim Erasmus ile ilgili. Dediğim gibi sorularınızı yorumlarda sormayı unutmayın. Video işinize yaradıysa aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.